SNA Kitap Fuarı bu yıl engelsiz bir dünya sloganıyla işe başladı. Kitap Fuarı kapılarını açtı. Tüm kitap severleri buraya davet ediyorlar. Biz her sene farklı olarak fuarlara katılıyorduk ama bu sene Engelsiz Dünya platformunun düzenlediği fuara katıldık. Tabii bu Engelsiz Dünya kavramı içerisinde olduğu için dünyanın farklı ülkelerinden gelmeleri, yani bizi dünyaya tanıtmaları, bunun dışında her şeyi başarabilen engellilerin burada bulunması, bu çok güzel bir şey. Bir komşu ziyaretinde bir tane tahtadan yapılmış kuş kafesi görüyor. Kafesi incelediği zaman ya ben daha iyisini yaparım la başlayan bir serüvende gördüğünüz eserler ortaya çıkıyor. İlk başladığında, o kafesle başladığından sonra yaptığı evlerde boya yaptırıyordu bize. Biz de dedik ki ya bunlar böyle olmuyor, sen yap, tamamını senin eserin olsun. Bize sadece çalışmaya başlarken ahşapların renklerini soruyor. Onları istifliyor, ayırıyor. Yerlerini belirledikten sonra hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. O tamamen kendi yapıyor. Verniğini kendi koyuyor. Elektrikli makinede gönye aletlerinde çalışıyor. Matkap kullanıyor. Bütün elektrikli aletleri, hatta hiç görmediği aletleri kullanıyor. İletişimimiz babama dokunarak. Şimdi ben babam dediğini anlıyorum ama o benim dediğimi ona dokunarak anlayabiliyor. Mutlaka değmemiz lazım. Öyle sözlü bir şey olmadığı için kendimize has bir iletişimimiz var. Yani dünyada belki yüz geçmez böyle bu şekilde iletişim kurabilen insanlar. Dokunmamız lazım. Türkiye'de belki bir ilk, görmeyen, duymayan, konuşamayan ama bu eserleri icra eden ustamıza biz gerek ekipman olarak, gerekse teknik konularda ve diğer hususlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yılki fuarın temasını biliyor musunuz? Açıkçası bilmiyorum ama daha geçen sene gelememiştim. Bu yıl çocukların fuarı görmesini de çok istedim gerçekten. O ortamı yaşasınlar. Kendileri seçsinler. Kendi biriktirdikleri paralarla alıyorlar zaten. Şu an ben vermiyorum açıkçası. Engelliler için çok imkan yok ülkemizde, biliyorsunuz. Fuarında o konsept oluş sizden öğreniyorum. Haberim yoktu. Çok iyi bir düşünce bence. Sosyal medyada duydum, Türkiye'nin yazarları diye engelli olan arkadaşlara yazarlık kursu verilecek. Ve ben de çocukluktan beri en büyük hayalimdi. Kitap yazma isteme sebebim de hayatımızda engelimizden dolayı yaşanmış çok fazla hikayeler var. Ve bunları trajikomedi olarak kitaba dökmek istediğimden dolayı böylelikle teknik destek alaraktan da kitap yazmak istedim. Benim hikayem de tarife belli diye bir hikaye. Başımıza gelmiş olan bir olayla alakalı. İsterseniz ufaktan bir bahsedeyim. İki kolu olmayan bir engelli arkadaşımla birlikte bir ayakkabı mağazasına ayakkabı almaya gittiğimizde oradaki satış danışmanı daha kafasını kaldırmadan "patron yok" diyerek bizi terslemesiyle karşılaştık. Biz şaşırdık. Nasıl yani, anlamadım ben dediğimde. Patron yok, bozuk yok, veremem. İyi de ben buraya ayakkabı almaya geldim dediğim zaman onun yüzündeki ifadeyi görmenizi isterdim. Direkt şaşırdı. Yani insanların engelli olması, otomatikman insanların dilenci durumuna getiriliyor olması inanılmaz bir zoruna gidiyor. Dünyada ve Türkiye'de sakatlığı öven biri var mı bilmiyorum ama ben överek engellerle ilgili her türlü paradigmayı, negatif paradigmayı yıkmak istedim. Bunun dışında Sakatlığa Övgü kitabımda engelli çocuk olmaktan tutun da engelli kadın olmak, engelli anne olmak gibi birçok konuya değindim. Her insan bir gün özürlü adayına namzettir. Bunun hiçbir garantisi yok. Yaradanımız böyle bir şeyi insanın başına gelecekse, yazmışsa gelir. Onun için bütün insanlar duyarlı olması lazım. 9 gün burada Yeşilçam arkadaşlarımı ve Yeşilçam filmlerini sevenleri bekliyorum. 9 gün burada kitabımı imzalayacağım. 13 Mart'a kadar sürecek fuarda engelliler tarafından yayınlanan eserler, engelliler tarafından düzenlenen etkinlikler sizleri bekliyor.
Kıvırdamı gel.